Tevhid ne demektir? Bütün peygamberlerin en öncelikli mesajı neden tevhiddir? Hazreti İbrahim'in hanif bir Müslüman ve tek başına ümmet olması ne anlama geliyor? Kur'an'a göre şirk nedir? Şirkin çeşitleri ve sebepleri nelerdir? Allah'ın affetmeyeceği tek günah neden şirktir? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı Emre Dolman'la aklındaki sorularda yanıtlıyor. TV8 ekranlarından herkese hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve her zamanki gibi öğrenci arkadaşlarımız da buradalar. Sizler de hoş geldiniz. Bayraktar hocamızın Kur'an mealini buradan göstermiş olalım. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Çok hakikaten özenle hazırlanmış bir Kur'an meali. Orijinal şeyleri var. Evet hocam. Bugünkü programımızın konusu olan İnsanlığın Vebası Şirk kitabı da mutlaka okunması gereken kitaplar arasında. Ve aynı zamanda hocamızın son çıkan kitabı daha çok taze bu hafta herhalde bir iki hafta oldu çıkalı. Kur'an Müslümanlığı. Daha önce Kur'ansız Müslümanlık diye biliyorsunuz hocamızın bir kitabı vardı. Bu da Kur'an Müslümanlığı diye birbirini tamamlayan bir çalışması. Bunu da buradan göstermiş olalım. Hocam bu şirk konusu çok önemli. Siz de bu konuda hakikaten çok kapsamlı güzel bir eser ortaya koymuşsunuz. Allah razı olsun. Bunu özel bir program yapalım istedik. Size teklif ettik. Size sağ olun. Bizi kırmadınız. Zahmet verdiniz. Geldiniz. Hocam bu şirk meselesini iyice bir ele alalım istiyoruz bu programda. Evet. Şimdi sizden bir dinleyelim hocam. Bu kitabı niye yazdım meselesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim tefsiri yazarken 21 ciltlik eserimizi yazarken tabii ayetleri kelime kelime inceledik. Ta sonuna kadar getirdik. Şimdi bu serüvende Kur'an gözlüğüyle İslam alemine baktım. İslam aleminin sorunları nedir? Hastalığı nedir? Hocam bu ifadenizin altını çizelim mi? Kur'an gözlüğüyle tabii. Baktınız hocam. Tabii. Belki de bugün birçok hocamızın mahrum olduğu bir şey. Evet mahrum olduğu. Birilerinin gözlüğüyle, birilerinin bakış açısıyla İslam'a yaklaşıyor ama Kur'an gözlüğüyle. Kur'an gözlüğüyle bakacaksın çünkü benim gözlüğüm de olmaz. Şimdi Kur'an gözlüğüyle baktığımız zaman da bir bakıma İslam alemini Kur'an'ın hastanesine yatırdım. MR çektim. Kur'an MR'ını çektim. Nedir bunun kanseri? Çünkü İslam alemi Batı aleminde eziliyor. Çiğneniyor. Bunun sebebi nedir? Bu geri kalmışlığın sebebi nedir diye. Dedim bir bakayım o perspektifle bakınca Kur'an dedi ki en büyük sorun şirktir. Şirk. Çünkü Allah şirk koşanlara yardım etmiyor. İmanı olmayanlara yardım etmiyor Allah. Şimdi burada sırası gelmişken söyleyeyim. Aslında belki Allah-u Teala diyor ki وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ alel müminine sebila. Şu 141. ayeti Nisa suresinin 5'te biri bir kısmıdır. En son kısmıdır. 5'te biridir. Diyor ki Allah velen asla ve kat'a asla ve kat'a yec'alallahu lil kafirine kafirlere vermez alel müminine sebila iman edenlere karşı onlara bir yol vermem. Asla onların zararı müminlere dokundurmam diyor Allah. Şimdi bu sözü kim verdi? Bu fermanı kim Allah verdi? Allah. Peki bize veriyor. Ne oldu ya Rabbi dedim. Yani bu ayetin tefsirini yaparken düşündüm. Ya Rabbi böyle diyorsun burada. Ama şu İslam alemine bir baksana. Nasıl zarar veriyor efendim? Kafirleri, Hristiyanları, Yahudileri. Bu nedir ya Rabbi? Ve ayetin sonunda diyor da müminlere mümin gör bana engelleyeyim diyorlar. Mümini göster bana. O imanı ver bana.
Yani demek ki Müslümanların imanında bir problem var. Problem orada. Hocam bir de muhtemelen zaten birçok Müslüman belki de bir takım eylemleri ve söylemlerinde şirkin içerisine girdiğinden haberdar bile değil. Tabii beş vakit namazını kılıyor müşrik. Farkında değil. Beş vakit namazını kılıyor müşrik. Şimdi dedim ki o zaman bunu yazmam lazım. Yani sadece tefsirin içerisinde muhtelif ayetlere serpilmiş olarak şirki anlatıyoruz. Ama bunun bir kitap haline gelmesi lazım. Ve nihayet yani birkaç tane ayet bana emir verdi bunu yazmamı. Hı hı. Ve bu kitabı yazdık. Dedik bakalım bu şirk nedir? Bu insanlığın vebası bu. Hı hı. Bir veba bu. Yeni bir şey değil yani hocam değil mi? Yeni bir konu da değil bu. Yok. Tüm peygamberlerin hayatlarını tarihe baktığında. Tüm peygamberler şirkle mücadele vermişler. Tabii şirk uğruna toplumlar batmış, helak olmuş. Yani böyle bir durum var. Dedim oturup yazalım onu. İşte o nedenle başladık yazdık. Hocam belki kelimeye yabancı olan izleyicilerimiz olabilir. İsterseniz siz çok kısa bir şirk nedir ve Kur'an-ı Kerim bize nasıl tarif ediyor bunu? Şimdi bundan bahsedelim sonra sorulara şirk, geçelim. Şirketten gelir. Şirket var ya. Evet. Yani birçok insanın bir araya ortaklaşa bir araya geldiği kurduğu şirket. Aynen insanlar da Allah'a etrafında bir takım şirket kuruyorlar. Yani bir kişi değil de bir varlık değil de birkaç tane şirket adamı ortaklar idare ediyor dünyayı. İşte böyle bir inanca Allah'tan başka bir tanrıyı tanıma, onun yanına koyma şirk oluyor. Şirk oluyor. Yani dünyayı şirket idare ediyor diyemezsin. Bir Allah'lar şirketi, tanrılar şirketi, böyle bir şey olamaz. Şirkin manası bundandır. Aslında şirketler hukuku tahmin ediyorum kızımız okudu hukukta. Efendim şirket bu yani. Bu ondan geliyor yani. Evet. Şirketi tanrılık alemine götürmek işte o. Hocam Kur'an-ı Kerim'in ve aslında İslam dediğimiz zaman Hazreti Adem'le Hazreti Peygamber'e kadar gelen bütün peygamberlerin baş mücadelesi şirke karşı gerçekleşmiştir. Tabii. Ve ilk mesajları da tevhiddir o zaman. Tabii. Bu noktada. Şimdi olay şu, tevhid bayrağını gönüllere dikebilmek için, tevhidin bayrağını, tek Allah inancını, tevhidi belki anlamayabilir gençler yani bizi dinleyenler. Bayrağını dikebilmek için gönülden şirki çıkarmak lazım. Yani gönülde başka bir tanrı varken Allah-u Teala ben oraya girmem diyor. Nihayet tek Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yani şey Bakara suresindeki Sıbgatallah ve men ehsenu minallahi sıbga ayeti gerçekleşmesi lazım. Diyor ki Allah-u Teala Allah'ın boyası. Allah'tan daha güzel boya çalan kim? Muhteşem bir ayet. Yani gönül boyası. O boya ben temizleyeceğim kalbi. Nihayet oraya benim imanım orada olacak diyor Allah-u Teala. Benim imanım orada olacak. Orayı temizlenmesi lazım şirk. Kirinden, pisliğinden temizlenmesi lazım ki ben oraya gireyim. İşte o zaman ben boyayacağım orayı diyor. Sen temizleyeceksin şirkten. Oranın boyamasını ben yapacağım. Hani çıktı ya bir kiracı evden çıkar. Evet. Çıkar gider ama o arkasından boyayacaksın orayı da. Oraya oturacak değilsin öyle. Ama ben boyayacağım diyor. O boya benim boyama olacak diyor. Benden daha iyi boya çalan kimse olamaz. O boya da işte tevhid inancı boyası. Evet. O boyanın adına tevhid. Çebese yazıyor oraya. İshakol boyaları. Benimkinde diyor Allah-u Teala. Allah'ın boyası. Bit. Peki hocam bir soru alalım arzu edersiniz arkadaşlardan. Evet. Selamünaleyküm hocam. Hoş geldiniz. Seher ben. İstanbul Üniversitesi'nin hukuk 4. sınıf öğrencisiyim. Girişte de bahsettiğiniz gibi sapkın Allah inancı söz konusu. Birçok şekillerini siz kitabınızda zaten işliyorsunuz. Ancak bunun panzehri olarak peygamberlerin her zaman tevhid mesajını ön plana çıkardığını görüyoruz. Ancak bu tevhid bizim için sadece Allah'ı birlemek noktasında kalıyor. Yani tevhidi sanki tam olarak kalplerimize, anlam dünyamıza oturtamıyoruz. Biz tevhid derken bireysel, sosyal her alanımızda tevhidi nasıl anlamlandırabiliriz, konumlandırabiliriz? Şimdi tabii soru güzel.
tevhid inancı Allahu Teala'nın bir olduğunu söylemek nazari olarak söylemektir bu. Ben Allah'ın birliğine, varlığına, birliğine inanıyorum. Tamam. Fakat bu söylev bizim davranışlarımıza, ahlakımıza, hayatımıza işlemeli. Yani orada gözükmeli. Mesela ahlaka nasıl işleyecek tevhid inancı? Yani Allah'ın birliği. Şimdi siz gerçekten Allah'a inanıyorsanız şöyle bileceksiniz. Rabbim benim yaptığım her işte, her davranışta beni görüyor. Beni duyuyor. Benden haberdardır. Her söylediğimden haberdardır. İşte bu iman ahlakın temelidir. Şimdi 108'de Allah-u Teala diyor ki Nisa suresine. Yestahfune minen nasi, insanlardan gizliyorlar. Ve la yestahfune minallahi, Allah'tan gizlemiyorlar. Bak şimdi. Yani Allah-u Teala diyor ki eşada devam ediyor. Gece vakti müşrikler projelendirmişler peygamberimizi öldürmeye. Projeler yapıyorlar peygamberimiz hakkında. Allah-u Teala ben onların yanındayım gece vakti. Ama onlar benden gizlemiyorlar ama insanlardan gizliyorlar. İşte bu iman iman değil. Yani affedersin biz şimdi insanların huzurunda bir takım davranışları yapmayız. Utanırız. En ahlaksız insan bile yapmaz bunu. Yani insanların huzurunu o ahlaksızlığı yapmaz. Fakat insanların görmediği bir yerde yapıyor. Sanki Allah görmüyormuş gibi. İşte ahlakın temelinde tevhid inancı vardır. Yani bu iman olmadıkça Rabbim beni görüyor inancı her davranışta, her söyleminde. Bu bilinç varsa senin imanın seni yönetiyor demektir. Yani bir söylemden ibaret kalmıyor. Kalmıyor. Selleştirilmiş. Hayatındadır hocam. Tabii. Selleştirilmiş. Hayatına girdi. Hiç fark etmez. Bir siyasetçi idare ederken memleketi, kararlar alırken, şimdi toplantı yaparken diyor Allah'ta, siz 3 kişi olsanız bile 4. benim. 4 kişi olsanız 5. benim. Daha az, daha çok. Ve huve ma'ahum eyne ma kuntum. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Ma'ahum da var, ma'akum da var. Birisi Hadid suresinde, birisi Mücadele 7'de. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki, ne şartlar altında olursa olsun, hangi toplantıyı yaparsanız yapın ben oradayım. Şimdi bu bilinçle, bu inançla bir siyasetçi yanlış iş yapamaz. Mümkün değil. Kapalı kapılar ardında bir şey yapamazsın çünkü Allah seni görüyor. Tamam, bana göre kapalı kapılar ardında yapabilirsin. Halk seni görmeyebilir. Ama Allah seni görüyor. İşte burada bu imandır önemli. Yani Mücadele suresinin 7, 8, 9, 10. İnnemen necva mineşşeytani diyor Allah. Gizli efendim toplantılar yapıyorsunuz. Ben de hem de kötülüğüne, günaha, isyana yönelik olarak. O şeytandandır diyor Allah. O toplantı şeytandandır diyor. Çok ilginç. Dolayısıyla kızım, imanı bizim İslam alemi. İmanı hayatına indirgeyemedik. Hayata yansıtamadık. Mesela ben hocayım diyor. Ben hocayım. Kaç sene hocalık yaptım? 46 sene. Ben talebime ders veriyorum. 10 binlerce talebe yetiştirdim. Rabbim beni görüyor. O şekilde konuşursam ben dersimde hata yapmam. Burada aynı şekilde. Ben burada konuşurken Rabbim beni görüyor. Melekleri yazıyor. O zaman ilim ahlakı. İlim ahlakının temelinde bu iman vardır. Bu kadar kitap yazmışım ben. 17 bin sayfa yazmışım. 17 bin. Bu 17 bin sayfaya yazarken kelimeleri Allah benim yanımdadır diye hiç kaybetmedim aklımdan. Hiç. Hiç. 17 bin sayfa. Dolayısıyla yani ilim ahlakı da budur. Siyasi ahlak da budur. Ekonomik ahlak da budur. Sosyal ahlak da budur. Hukuk ahlakı da budur. İş ahlakı da budur. Cinsel ahlak da budur. Hepsinin temelinde bu iman var. Tabii. Çok ciddi bir soru sordun ama bir saat anlasak bitmez.
Hocam dolayısıyla burada herhalde asıl dikkat edilmesi gereken şey, mesela Müslüman olduğumuzu da söylüyoruz ama acaba bu söylemimizle eylemlerimiz tutarlı mı? Örtüşüyor mu birbiriyle? Yani Belki de İslam dünyasının bugünkü temel problemlerinden bir tanesi bu. bir tanesi de budur. Güzelleştirilmemiş bir iman. Tabii. Bir tanesi de budur işte. Bak şimdi söyleyeceğiz. Hocam yani işte Müslüman olmak Allah'a teslim olmak. Bunu hep söylüyoruz, ifade ediyoruz ama sanki Allah'a olan teslimiyetimizde de ya da mesela bir Müslümanın ahirete inanmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama ahirete inanmıyor gibi davranıyoruz, yaşıyoruz. Tabii. Allah'a teslim olmamış gibi davranıp yaşıyoruz. Yani bu Tabii. tutarsızlık nereden kaynaklanıyor hocam? İşte bu tutarsızlık eğitimden kaynaklanıyor. Yani biz bir eğitim programı yapmamız lazım İnşallah hocam. bu konuda. Şimdi bu eğitimden kaynaklanıyor. Yani hocalar, biz hocalar, din adamıyız biz yani. Biz ne profesör olursan ol, sen din adamısın. Biz hocalara, halka bu iman, bu teslimiyet bilincini vermedik. Biz abdest namaz, abdest namaz hac. Biz 14 asırda bununla uğraşıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'in diğer boyutlarını, biz İslam'ın şartını 5 dedik. Ya İslam'ın şartı 5 olur mu? Bütün Bu Kur'an mümkün mü? İslam'ın şartı. Ya İslam'ın şartında anne baba hakkı yok. Çocuk hakkı yok. Yetimin hakkı yok. Konuşacağız bunları inşallah İnşallah. ikinci oturumda, bu haklar sistemini hukukta, yani kamu hukukunda efendim haklar ve özgürlükleri anlatacağız. İnşallah. Çocuklar görecekler kendi kitaplarındaki özgürlükle bu nasıl bir şeydir. Bu nasıl bir şey yazılmış burada, görecekler. Dolayısıyla biz kabahat, ben araştırıyorum. İslam aleminin böyle şık çukuruna düşmüş olması, iman zaafına düşmüş olmasını bakıyorum. Kabahat kimde diyorum. Bakıyorum. Biz de kendimde buluyorum. Yani hoca takımında buluyorum. Biz halka bilinç vermedik. İslam bilincini vermedik efendim. Ne demek Kur'an? Ne demek İslam? Ne demek din? Bunu anlatmadık. Bak Hocam, şu Kur'an-ı Kerim anlatma. 2018 yılındayız. Her Ramazan siz de programlar yapıyorsunuz, konuk oluyorsunuz. Sorulan sorular ortada bazı programlarda. Yani bugün halen de işte yıkanmak orucu bozar mı? Ne diyelim işte denize girmek orucu bozar mı türünden, diş fırçalamak orucu bozar mı türünden sorularla İslam dünyası meşgul oluyor. Yani Müslümanlar bu sorularla meşgul oluyor. Tabii Maalesef. ki burada olmaması gerekirdi. Maalesef. Yani dediğiniz gibi hocam, belki 1200 yıldır, 1300 yıldır diyelim belli konular sürekli konuşuluyor, tartışılıyor. Bir neticede varılmıyor. Yanlış bir yol mu izleniyor acaba hocam? Tabii, Bundan mı kaynaklı? tabii. Çünkü biz o çapta anlatmışız. Yani bugün efendim misvak ağzına kullanacaksın, diş fırçası kullanmayacaksın. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Adam benim yanımda namaz kılıyor. Namazı ayağa kalktı. Cuma namazı kılacak. Misvağı çıkarıyor. Dişini siliyor kardeşim. Yani bunu din zannediyor. Bundan sevap alacağını zannediyor yani. Bu kızımız gibi soru sormuyor ki. Yani bu sorular, yani soru da bilmek gerekir. Bilen bir adam soru sorar yani. Soruyu bilen adam sorar. Bizim yine aynı hocalarımızın yanlış konular üzerine, çok tali konular üzerine durmaları nedeniyle adam diyor sarık takmak takvadır diyor. Benim yanımda söyledi bunu yaylada. Hoca, adam dedi ki ona, vatandaş, ya bu takva diyorsun, nedir ha bu takva hocam? Aslında bana sordu. Bu dedi sarıktır, sarı takmak dedi. Hocam Adama bundan dedim ki kolay sen ne takva var diyorsun mı ya? hocam? Bu Sen vatandaşa ne diyorsun dedim ya? Yani sen de şu anda sarık var, takva sahibisin. O başı açık olduğu için vatandaş takva sahibi olamaz mı diyorsun dedim. Ya takva ile sarının ne alakası var? Yani Allah'ı ciddi konuşsa, bu gönül meselesidir bu. Bu iman meselesidir, bu amel meselesidir. Takvanın unsurlarını bilmiyorsun sen dedim. Kur'an-ı Kerim'den bana iki tane ayet okuyabilir misin takva hakkında? Hocam soru bu kadar kolay olsa keşke. Yani sarı takmakla hemen takva sahibi olunsa, muttaki olunsa keşke, zaten bir sorun Aman ya, kalmaz yani o tarikatının propagandasını yapıyor. Evet, şimdi şeye gelelim. Sen mi soracaksın Bir yavrum? soru alalım hocam hemen arkadaşlardan. Merhaba hocam. Merhaba. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Ahmet İlhan. Benim sorum şu şekilde olacak. Kur'an'da Hazreti İbrahim hakkında hanif bir Müslüman ve tek başına bir ümmet olduğundan bahsediliyor. Bununla ne anlamamız gerekiyor? Orada ne anlatmak istiyor? Teşekkür ederim hocam. İnne İbrahim'e kâne ümmeten
diyor Allahu Teala Nahl suresinde son sayfasında söylüyor bunu. Hazreti İbrahim bir ümmet idi. Oradaki ümmetin anlamı aslında bir beşer manasına gelir. Oradaki ümmet kavramı. Kaldı ki Hazreti İbrahim'in kendisi şahsiyet itibariyle bir millete bedeldi. Anlıyor musun? Bir topluma bedeldi. O zamanki toplumlara göre. Sonra ümmet kelimesi asıl manasına da gelir. Ümmet meselesi. Efendim ana demektir. Anadan gelir. Ana. Yani anne demektir. Ümmet de bir toplumun doğduğu ana kaynak manasına gelir. Onu öyle anlamak lazım. Yani Hazreti İbrahim gerçekten yani Hazreti Nuh'tan, Hazreti Adem'den üstündür meselesi değil. Ama tevhid inancının kaynağıdır. Tevhid inancıyla çok ilgisi var. Onun için Peygamberimize Hazreti İbrahim'in yolundan izlemesi gerektiğini söyler Kur'an-ı Kerim'de. Tevhid inancının çok muhteşem bir iman vardı onda. Hazreti İbrahim'de. Efendim, onun için biraz evvel Emre Bey İzgâle lehu rabbuhu eslim. Allah dedi ona ki teslim ol ya İbrahim. Âle eslemtü lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İmtihanı bu soruyu sormuştu Allah. Bu soruyla kazandı. İmtihanın bir sorusu buydu. O imtihanı geçti yani. Farkındaysanız Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin hemen hemen hepsi yani %90'ı onun neslindendir. Hazreti İbrahim'in neslindedir. Onun için peygamberliğin kaynağıdır. Ümmetidir yani. Kaynağıdır yani. Evet. Hocam yine Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İbrahim ile ilgili işte Yahudiler Hazreti İbrahim'in Yahudi olduğunu, Hristiyanlar da Hristiyan olduğunu iddia ediyorlar ama Kur'an-ı Kerim bize onun ne Yahudi ne Hristiyan. Hayır. Hani bir alttaki olur. Ayette evet. Allahu Teala perişan ediyor bu Yahudi Hristiyanları. Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde ne Yahudilik vardı diyor, ne Hristiyanlık. Nerede çıktı bu Yahudilik Hristiyanlık diyor Allahu Teala. Yani iki tarafta kendisine mal etmeye çalışıyor yani, ama Allah da Hazreti İbrahim'i tevhidin, hanifliğin bir yani, sembolü, kaynağı olarak evet, orada tanımlıyor. Evet, bunu da evet, burada şey evet, yapmış oldum. Evet. Hocam şimdi az önceki konuyla ilgili yani bu bizim mesela Müslüman olduğumuzu söylememize rağmen sanki Allah'a teslim olmamış gibi davranmamız, ahirete inandığımızı söylememize rağmen sanki ahiret yokmuş gibi bir takım söylem ve eylemlerde bulunmamız. Yani bugün Müslüman dünyanın aslında ciddi sorunlarından bir tanesi bu. Hocam bu noktada hemen iki ayet aklıma geldi. Buradan onlara baktım. Şimdi bir tanesi Bakara suresi 208. ayet. Yani bu ey iman edenler hep birlikte İslam'a girin ve şeytan adımlarını izlemeyin. Diyor. O barışla alakalı bir konu. Evet. Yani İslam kelimesinin kökeni silmdir. Evet, silm kökü. Silmin anlamı da barış demektir. Barış, esenlik, huzur. Ey Müslümanlar hepiniz beraber barışa girin. Ama burada hocam yine vurgunun ey iman edenler olması. Yani burada şunu bir kastediyor Allahu Teala. Burada Müslümanlıkla bağdaştıracaksak onu, Allahu Teala burada bir emir veriyor. Diyor ki hepiniz barışa girin. Barışa girmiyorsan Allah'ın emrine teslim olmadın demektir işte. Demektir, evet. Bugün İslam alemi barış içinde değil. İşte oraya getirmek. Mezhep kavgaları, grup kavgaları, cemaat kavgaları, memle kavgaları. Bu ayeti kerimeye kimse uğradığı yok ki. Yani bu ayeti kerimeye yani Allah'ın dediği, verdiği bu emri yerine getiren kimse yok ki. Mesela bu Enfal suresinde de ele alır. Ve in cenahu lisselmi fecnah leha ve tevekkül alallah. Eğer düşmanın barışa yanaşırsa sen de barışa uç. Uçarak git diyor. Cenah kanat demek. Kanatlarını açarak git barışa demektir bu. Dolayısıyla bunu Allah emir vermiş. Sen bu emri yerine getirmiyorsan teslim olmadın Allah'a demektir. Yani bu aslında işte şey için örnek vermeye çalıştım hocam. Yani inandığımızı söylüyoruz. Müslüman olduğumuzu söylüyoruz ama Allah'ın ayetlerini dikkate almıyoruz. Bu o da ne oluyor? Yapmazsan diyor ne oluyor altında? Şeytanın adımlarını izlemek. Şeytanın adımlarına gidersin. O da senin düşmanındır diyor. Düşmanın adımlarına uyarsın. Yani bu bir anlamda o zaman hocam aslında şeytanın İslam dünyası oynadığı bir oyun oluyor. Cirit atıyor. Müslümanlar da maalesef kolayca İslam bir şeye düşüyor. Şeytan şaşırıyor.
olanlara şeytan şaşırıyor. Biz hayret ediyor diyorsunuz. Tabii canım. Şeytan diyor ben böyle entrikalar yapamam yani. Evet. 16 var ya Haşr suresi. Haşr suresinin 16. ayeti gereği oluyor bu. Ne diyordu Allah? Şeytan insanla arkadaş oldu. İnsana dedi ki şeytan diyor. İnkar et. İnkar edince diyor insan ben senden uzağım dedi. Senden arkadaşlık yapmam. Ben alemlerin Rabbinden korkarım. Şeytan diyor bunu. Kemeteli şeytani izgâle lil insâni kfur felemmâ kefere gâle inni beri'u minke inni ehâfullâh rabbel âlemin. Şeytan bak bunu anlatıyor Allah. Yani şeytan bile bizden arkadaş olmaz. Öyle işleri yapıyoruz ki İslam aleminde. İnan şeytan bizden arkadaş olmaz. O da oturup bakıyor ha buna bak ha bunlara bak ya. Bunlar beni yoldan çıkarır ya. İşte orada 16. ayette bunu demek istiyor. Ben senden arkadaş olmam beni yoldan çıkarırsın. Ben Allah'a iman ediyorum. Şeytan Allah'a iman ediyor. Yani şeytana pek bir iş bırakmıyoruz yani değil mi hocam? Bir tabii anlamda. Canım. Zaten ona tabii canım. Müslümanlar olarak birbirimizi yiyip birbirimizi kırmaktan pek şey kalmıyor. Şeytan da bizi kalmıyor. Evet. Bir soru alalım hemen. Merhaba hocam hoş geldiniz. Hoş. İsmim Bilge. İTÜ'de son sınıf öğrencisiyim. Biraz sesini yüksel. Tamam. İyi mi şimdi hocam? Şimdi biz genellikle Kur'an'da onlarca ayette hatta yüzlerce ayette belki şirkten bahsedilmesine rağmen duyuluyor mu hocam? Hocam Kur'an-ı Kerim'de onlarca yüzlerce ayette şirkten bahsedilmesine rağmen dedi. Evet. Biz şirki yalnızca putlara tapmaya indirgemiş vaziyetteyiz. Yani günümüzde şirk deyince bu anlaşılıyor. O yüzden de birçok insan günümüzde şirkin varlığından bile bir haber durumda. Peki Kur'an'da şirk nasıl tanımlanıyor ve bunun çeşitleri neler? İşte onu anlatacağız şimdi. Yani şirkin kaynağında Allah-u Teala bana bu kitabı 3 tane ayet yazdırdı. Bu 3 tane ayet aynı ifade ama. Kur'an'da 3 yerde geçiyor bu. Birisi En'am suresinde, birisi Hac suresinde, birisi Zümer suresinde. O ayet şudur. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ. Ayet bu. Bu ayetler bana dedi bu kitabı yazacaksın. Onların emridir ya. Onların emrini yerine ben ayetlerle konuşurum. Konuştuğum için onlar bana emir verirler. Ben bütün kitaplarımın çoğu öyle yazılmıştır. O kitapların emriyle yazılmıştır o ayetler. Şimdi bu ayet bu ayette diyor ki Allah-u Teala. Onlar beni hakkıyla takdir edemediler. Bunun için şirke saptılar diyor. Bak. Yani şirkin bir numaralı kaynağı da bu ayetin anlattığıdır. Ne o? İnsanlar Allah'ı hakkıyla değerlendiremediler. Takdir edemediler derken değerlendiremediler. Hocam yani, birinci maddeyi zaten şirk Allah'ı yetersiz görmektir. İşte, ha, işte, diye başlamış. Ha, o. İşte olay bu. Yani onu ben diyecektim siz söylediniz. Siz onu takip edin oradan. Ben bakıyorum. Bana söyleyeyim ben. Devam ederim. Şimdi demek ki Allah tasavvurunun yanlışlığı bak Allah tasavvuru diye bir kitap yazdım. Yani bu şirkten evvelki sonraki kitabım Allah tasavvurudur. 400 sayfalık bir kitaptır o. Şimdi bir Allah tasavvuru bizde noksan. Nasıl bir Allah'a inanıyoruz diye sorsan hocası bile bilmez. Anlıyor musun? Hocası bile bilmez. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Şimdi o kitabımda iki bölüm var. Bir bölümü Allah'ı takdis, bir bölümü tesbihtir. Takdis ve tesbih, iki bölüm. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'yı ya takdis edeceğiz ya tesbih edeceğiz. Hamd edeceğiz o ayrı. Hamd ile tesbih edeceğiz. Şimdi ben bunu anlatacak değilim şu anda ama şunu söylüyorum. Neden Allah'ı takdir edemiyoruz hakkıyla? Çünkü Allah tasavvurumuz yanlış. Dolayısıyla nasıl bir Allah'a inanıyoruz diye sorduğumuz zaman Müslümanlar bunu bilmiyor. Onlar zannediyor ki aciz bir Allah. Mesela koskocaman hocalar, koskocaman buradan sesleniyorum onlara. Lütfen yanlış anlamasınlar. Ben doğruya çağırıyorum onları. Şimdi adam diyor ki, Kur'an'da olmayanı, sünnette sünnette olmayanı, icmada o da olmayanı işte hatta ara diyor. Bu ne demektir? Allah eksik bir Kur'an gönderdi. Allah'ın ilmi eksik,
Eksik gönderdi. Olmayan var orada. Din adına olmayan yoktur Kur'an'da. Din adına her şey var. Din adına söylüyorum. Ama Kur'an-ı Kerim bir kimya fizik kitabı değil. Onun temel kanunlarını koyar ama Kur'an-ı Kerim din adına yeterlidir. Sen nasıl Allah'ın ayetleri varken evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim diyen ayet varken sen bir hoca olarak nasıl kalkarsın dersin ki Kur'an'da eksik var. Yani Allah eksik gönderdi. İşini doğru yapamıyor Allah. Anladınız mı nereye gitti kızım bu? Bu adamı dinden çıkarıyor farkında değil. Bunu öğreti olarak bizim okullarımızda okutuyorlar. Kur'an kursunda öğrendim ben bunu. İmam Hatip'te öğrendim ben bunu. Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğrendim ben bunu. Hala öğretiyorlar ilahiyatta bunu. Böyle bir öğreti olamaz. Din adına Kur'an tamdır. Hocam şimdi, ben özür dilerim. Burada hemen araya gireyim. Hatta bunun hocam üniversite sınavında soru olarak çıktığını bazı öğrenci arkadaşlar bana iletmişlerdi. Soru da şu şekilde, işte İslam dininin kaynağı nedir? Aşağıda şıklar var, bir tanesinde Kur'an var. İşte diğer şıklardan bir tanesinde de kitap, sünnet, icma, kıyas olarak bir dörtlü sınıflama var. Şimdi öğrenci soruyor, ben diyor Allah'ın kitabına göre mi cevap vereyim yoksa ders kitabına mı göre cevap vereyim? Allah'ın kitabına göre cevap verirsem Kur'an diye işaretlemem lazım, İslam dininin kaynağı diye. Ama ders kitaplarında cevap Kur'an değil. Ders kitaplarında cevap kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani sınav sorusu olarak bile hocam bu gelmiş ve öğrenci ikilemde kalıyor. Ben acaba hangisine göre cevap veriyorum? Çünkü Allah'ın kitabına göre cevap verirse soru yanlış olacak. Hocam bir de Allah tasavvurundan bahsettiniz. Yani Allah tasavvurunda bozukluk varsa doğru herhangi bir şey kalır mı hocam İslam adına? Kalmıyor işte. Hiçbir şey kalmaz. Kalmıyor. Zaten siz Allah'ı yanlış tasavvur ederseniz işte Allah diyor bunu. Evet. Allah 1400 sene evvel insanları neden sapıklığa, şirk sapıklığına düştüğünü Allah kendisi söylemiş. Ve ma kaderullaha hakka kadri demiş. Bitti. Yani nokta diyor Allah-u Teala. Beni hakkıyla takdir edebilselerdi şirke sapmazlardı. Bizim Allah'ı takdir edişimizde problem var. Olay budur. Allah'ın kudretini, ilmini, efendim bütün vasıflarını bilemiyoruz, bilmiyoruz. Onun için efendim Allah bu kitabı işte bu üç ayet. Üç ayettir ama aynı kelimelerle örülüdür. Üç ayet fakat bir ayet demektir bu. Beni hakkıyla takdir edemediler. Bu ayeti yazdı. Sonra Allah tasavvurunu yazdı. Yani Allah'ı hakkıyla tasavvur edemiyoruz. Hocam nankörlük başlığı bir diğeri. Yani şirk nankörlüktür demişsiniz. Aslında Allah gerektiği gibi takdir edememek veya Allah'ın yanına bir takım ilahlar, otoriteler koymak da bir anlamda Allah nankörlük. Şimdi olay şu, nankörlük şöyle. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 151. ayette, 23. ayette, İsra, Enam 151. ayette. Ne diyor Allah? Ben tek. Seni ben yarattım. Sen benim dışımda bir varlığı Tanrı olarak tanıyorsan bana nankörlük ediyorsun. Yani bunu şöyle anlatalım. Bizi dinleyen vatandaşlar şöyle anlasın. Şimdi bir kadın, benim anam beni doğurdu. Doğuran tektir, yaratan da tektir. Bak Emre Bey. Sen de öğren. Bu misalim çok ciddi bir misal. Yaratan, şimdi beni doğuran bir tek anne değil mi? Şimdi ben ondan başka kadınları anne edinsem, onlara annelik, evlatlık muamelesi yapsam, benim annem kızmaz mı? Nankörlük etmiş. Sana nankörsün, ben seni baktım, ben seni büyüttüm, ben seni sancı çektim, karnında taşıdım. Ben seni emzirdim, ben seni efendim süpürdüm her şeyini. Sen şimdi geliyorsun, beni kenara atıyorsun, gidiyorsun başka kadınlara annelik, evlatlık yapmaya kalkıyorsun. Bunu biz kabul eder miyiz? İşte tabiat bile bunu kabul etmiyor. Bakın, biz bunu yaşıyoruz. Allah'ın tekliğini biz yaşıyoruz kendi içimizde, yani insanın tecrübesi olarak yaşıyoruz. Peki o zaman seni doğuran tek,
Yaratan da tektir. Sen nasıl başka tanrı edinirsin? Sen ne nankör adamsın? İşte şirk nankörlüktür. Bu kadar basittir bu yani. Onu o açıdan ele almak. Yine hocam burada siz Rum suresi 33. ayeti de kullanmışsınız. Yani insanlara bir sıkıntı dokunduğunda Rablerine yönelik yalnız ona yalvarırlar. Fakat katından onlara bir rahmet tattırınca bir de bakarsın ki onlardan bir grup yine Rablerine ortak koşuyorlar. Feyda mesel insane lurrun dehana li cembihi evgayden evgayma diyor. Tabii yani bir sıkıntı dokunduğu zaman bu Yunus suresinde de var. Şimdi okuduğum evet. Yunus suresinde. Yunus bana 90'lı geçti. Yalvarır. Yunus'ta da var. Efendim yalvarır diyor benim sıkıntımı gider. Ama nasıl biliyor musun yalvarır bana diyor. Ayakta, otururken, yolda yürürken, bana yatarken bana yalvarır. Ben onun şeyini gideririm. Sıkıntısını. Merrake ellem yeduna ila lurrim mesa. Sanki bana hiç yalvarmamış gibi geçip gider diyor. Beni takmaz diyor. Bu ne nankörlük diyor Allah-u Teala. Bununla ilgili Kur'an'da pek çok ayet var. Hocam aslında kişisel hayatımızda da yani birçoğumuzun belki zaman zaman tecrübe ettiğimiz bir şey bu. Bazen çok istediğimiz bir şey olduğu zaman Allah'a daha böyle gönülden içtenlikle yöneliyoruz. O şey olsa da ya da o artık o şeyle işimiz kalmasa da böyle Allah'ı unutup böyle biraz daha onunla bağımızı zayıflatabiliyoruz maalesef. Abi ayrı bir de kendi yaşadığımız olay şu. Şimdi düşün siz çok yardım ettiniz bir insana veya birkaç insana. Onların eline tuttunuz kaldırdınız. Fakat ne zaman ki kendi işlerini kendileri görmeye başladı seni tanımaz oldular. Şimdi benim talebelerim ben böyle nankörlüğe çok uğradım. Çok iyi talebelerim var ama benim kapımda ellerini durup kapıma, evimin kapısını açtığım zaman şak diye bulduğum çocuklar ne zaman ki doktorlarını bitirdiler gittiler bir daha aramaz oldular. Bayramda bile aramaz oldu. Bayramımı telefonla bile kutlamaz oldular yani düşünebiliyor musun sen bunu şimdi? Ben bunları büyüttüm yani beşiğimde büyüttüm bunları. Emek verdiniz. Babalarından daha öndeyim ben onlara. Babaları benim yaptığım babaları yapamaz onlara. Ben aldım evimde çalıştım. Evimde. Öyle şey değil evimde çalıştım. Takmaz seni. Bu nankörlüğü yaşıyoruz biz. Evet. Yani şimdi sen bunu Allah'a karşı yapıyorsun. Bir düşünebiliyor musun sen şimdi? Yani Allah'ın verdiği nimetleri şükretmiyorsun. Nankörlük ediyorsun. Allah'a takmaz hale geliyorsun. Düşünebiliyor musun sen bunu? Tasavvur edebiliyor musun? İşte nankörlük şirktir. Allah'a karşı nankörlük şirktir. Aynı zamanda Allah iftiradır demişsiniz hocam. Burada... O iftira da var tabii. Yani iftira kavramı da var. Bizim yaptığımız tehlikeli olaylar var. Bak şimdi sana söyleyeyim madem öyle dedin. Orayı Nisa 8'den 50'den örnek vermişsiniz. Demeden geçmeyelim orayı. Tabii hocam söyleyeyim. Ne biliyor musun? Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Tamam. Gönderdi. Niye? İnsanlığı mutluluğa getirmek için kuralları koymuş, bize mektup yazmış, prospektüsümüz bir bizim. Her yapılan makinenin bir prospektüsü olur, bir ilacın prospektüsü olur. İnsanı yaratmış Allah bu makineyi tutmuş ona bir prospektüs vermiş. Kullanım kılavuzu. Aha, kullanım kılavuzu diyoruz ona. Ahza prospektüsün dedi. Bunu yaşayacaksın diyor şimdi Allah. Şimdi... Bu prospektüs dururken biz fetvaları başka yerden alıyorsak, mezheplerden alıyorsak sen o mezhebin başını Allah'a şirk koşuyorsun. Peygamberimizin hadisi var bu konuda. Bak peygamberimize geliyor sahabeden biri. Boynunda haç. Nedir o? Diyor. Adi bin Hatim. Bak ismini hatırladım. Adi bin Hatim. Nedir o boğazındaki? Dedi işte biz bunu takıyoruz. Dedi bu doğru bir şey değil dedi. Derken peygamberimiz bizim adamlarımız, din adamlarımız Allah'a şirk koşmuyorlardı. Veya biz onları Allah'a şirk koşturmuyorduk. Nasıl koşturmuyordunuz? Onların Allah'ın helal dediğine haram demiyorlar mıydı? Siz de o haramı yapmıyor muydunuz? Onlar Allah'ın haram dediğine helal dediği zaman da siz onları yapmıyor musunuz? İşte şirk edindiniz, tanrı edindiniz onları dedi. Tanrı edindiniz onları. Tirmizi
tefsir 9-10 olması lazım benim. Yani şu anda hatırıma kaldığı kadar. Yani kendi de zaten hocam. O din adamları, hamları Rabler edinirler. 31. Diyor. Ayet o gelecek. Evet. Onu konuşacağız yani. Şirkin çeşitlerini konuşurken söyleyeceğiz onu. Yani dolayısıyla şimdi sen fetvayı kimden alıyorsun? Ya sen din anlatıyorsun. Kur'an-ı Kerim anlatman lazım. Sen Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorsun bir tarafa. Sen Allah'ın önüne geçiyorsun. Başka fetvalar veriyorsun. La tukaddimu beyne yedeyillahi ne oldu? Hucurat suresinin 1. ayeti. Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin diyor. Önüne geçmeyin. Biz neyle geçiyoruz Allah'ın önüne? Allah'la yolda mı yürüyoruz önüne geçeceğiz? Fetvanı, görüşünü, felsefeni Allah'ın fetvasının önüne, dininin, vahyinin önüne geçirme demektir. Geçirdiysen ne oldu? Oldu şirk. Evet. Soru da alalım hocam müsaadenizle. Hayırlı akşamlar hocam. Ben Mustafa Cerrahoğlu. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Hocam benim sorum Kur'an-ı Kerim'deki iman ve şirk konusu. Benim dikkatimi çekti bireysel olarak. Kur'an-ı Kerim'de insanlardan bahsettiği zaman Rabbimiz insanların çoğunun iman etmediğini söylüyor. İman edenlerden bahsettiğinde de iman edenlerin çoğunun imanlarına şirk bulaştırmadan iman etmediğini söylüyor. Peki biz hocam imanına şirk bulaştırmayan azınlıktan olduğumuzu nasıl anlayacağız? İşte onu En'am suresinde söylüyor Yüce Allah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانِهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ O iman edenler imanlarına şirki bulaştırmadılar, karıştırmadılar. اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ İşte onlar güvendedir. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Onlar doğru yoldadır. O dediğiniz ayet bu. Yani imanına şirki karıştırmamak işte hidayet odur. Doğru yol odur. Ve aynı zamanda o güvendedir diyor Allah. Yani hem dünyada hem ahirette benim güvenimdedir. Çünkü onun kalbinde tevhid inancı var. O imana şirki bulaştırmadı. Şirki karıştırmadı. O En'am suresinde bu ayet çok ilginç bir ayettir. Şimdi biz güvende değiliz. Niye? İslam aleminde imana şirki karıştırıyoruz. Ve doğru yolda değiliz. Niye? İmana şirki karıştırıyoruz. Dolayısıyla o ayet çok önemlidir. Fakat başka ciddi bir olay var. Mesela Yusuf suresinden sondan 2. sayfasının son ayetinde. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ Pardon. وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنٍ Ne kadar arzu edersen et ya Muhammed, insanların çoğu iman etmez. Demek ki en az inkar, küfür, şirk %51'dir. Yani en başarılı peygamber Hazreti Muhammed'dir. Başarısı %49'dur. Silme bir Müslüman, İslam toplumu, iman toplumu hiçbir peygamber oluşturmamıştır. Bizim peygamberimiz de dahil olmak üzere. Yani başarısı %49'dur işte bu ayete bakarsak. Ama olay şudur, şöyle anlatayım size. Bunu misal vereyim de vatandaş bunu iyi anlasın. Şimdi iki ırmak akıyor. Necip rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi. Birinden nur, birinden kir akar diyor ya Sakarya şiirinde. Aynısını şimdi ben size böyle uyarlayayım bu misalime. Şimdi insanlık tarihinde iki ırmak akar. Birisinde tevhid inancı, o nur dediği Necip Fazıl'ın. Birisinde şirk, kir dediği şirk akar. Fakat bu iki ırmak akarken manevi olarak bunlar akıyor. Akarken aralarında çok ince bir perde var. Çok birbirini ayıran ince perde. İşte orada o şirk, kir ırmağı o perdeyi yırtıyor. O tevhid inancı ırmağına karıştırıyor. Yani akan kızılırmağa karışan kirli ırmaklar akıyor ya kızılırmağa Bafra Ovası'ndan dökülürken kirlilik içerisinde kızılırmağa.
Onun esas Kızılırmak neresidir? Kızıldağ'dan çıktığı yerdir. İşte oradan suyu içersen dersin Kızılırmak suyudur. Kaynağından yani. Ha. Tevhid inancı da Kur'an'dan çıkıyor. Oradan içersen tamamdır. Tam odur. Şimdi o verdiğim misali, yani o kir irmağı ile şirk irmağı ile tevhid inancı irmağının arasındaki o perde, o şey tarafından deliniyor. Şirk irmağı tarafından bir de bakıyorsun ki tevhid inancı irmağına işte o ayet velem yelbisu imanehum bizulmin oluyor. İmanına şirki karıştırmayan adamlar. Bu adamlar azdır dünyada. Yani bu adamları bulmak çok azdır. Çünkü çok kaliteli bir adam olması lazım. Yani bilinçli bir adam olması lazım. İnancında nerede şirkin karışacağını bilmeli. O bilince sahip olmalı. Olunca adam kendisine imanı sokamazsın. Yani oraya efendim şirki sokamazsın. Çok ciddi bir... Hocam buradan kardeşimizin sorduğu bu sorudan o zaman şöyle bir cevap herhalde sizin ifadenizle anlayabiliyoruz. Yani imanımda şirk veya şirk unsuru var mı yok mu, bunu test etmek için Allah'ın kitabına başvurmam gerekiyor. Ha, nasıl test edeceğin meselesi, bu tabii test etme meselesi çok zor. Yani bunu kendimiz test etmemiz çok zor. Bizim amellerimizle bu ortaya çıkacak. Yani ben senin gerçekten tevhid inancına bağlı ve hiç şirk karışmadığını davranışlarından anlayacağım. Sen anlamak istiyorsan otokontrol yapman lazım. Kendine yönelmen lazım. Yani kınayan nefsi, nefsi levvame dediğimiz, kendini kınayan nefse sahip olmak, o dereceye çıkmak lazım. Veya hani biz psikolojide okudunuz siz lisede, iç gözlem, dış gözlem diye bunu okumuş olmanız lazım psikolojide. İç gözlem yoktur diyenler var psikologlarda. Niye? Bir insan hem aktör hem gözlemci olamaz. Bir işi hem yapacaksın hem kendini gözleyeceksin. Böyle şey olmaz diyenler var. Ama Allah-u Teala Kıyamet suresinde vardır diyor. Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendini gözleyebilir. Bitti. İç gözlem yapabiliriz. Yani modern psikolojiyle bu ayeti buluşturursak, ha, iç gözlem yapabilen adam kendini anlar. Yani tevhid inancına şirki karıştırdı mı karıştırmadı mı? Bunu anlayabilir. Ama nefsi levvame durumuna çıkmak lazım. O kontrolü, iç gözlemimizi yapabilmemiz için böyle adamlar var. Allah-u Teala diyor. Hayır diyor. İnsan kendini gözlemleyebilir. Bitti. Nokta. Yani o psikologların iç gözlem olmaz diyenleri Allah-u Teala çöpe atıyor. Yani 60-14 asır evvel. Psikoloji daha 17. asırda, 18. asırda çıktı. Ama o 14 asır evvel bunu söyledi. Dolayısıyla ama biz rahatlıkla anlayabiliriz dışarıdaki insan. Objektif bir gözlem yaptığım zaman senin hakkında, senin davranışlarına baktığım zaman ben anlarım. Sen camiye gidip 5 vakit namazını kılıyorsun ama gidiyorsun türbeden yardım istiyorsan bitti işte. Dedim şirki karıştırdı imanla işte, bunu açıkça söylerim ben. Sen oraya gidiyorsan sen bunu anlayamazsın. Sen bunu imanla şirki karıştırdığın farkında değilsin. Farkında olsa zaten gitmezsin oraya. Dolayısıyla dışarıdan objektif olarak bakan, gözlem yapan insan, bir insanın imanına şirki karıştırıp karışmadığını rahatlıkla anlar. Hocam bu çok güzel oldu. Tam da bununla ilişkili olarak Enam suresinin 148. ayetinde aslında müşriklerde de benzer bir psikoloji görüyoruz. Burada diyor ki Allah'a ortak koşanlar derler ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız şirk koşmazdık. Dahası onun helallerine hiçbir şeyde haram kılmazdık. Bu da aslında bir anlamda Allah'a iftira almıyor mu hocam? Ve aslında iç üzerlerinde bulundukları sapkınlığı fark edememek olmuyor mu? Tabii bu sapkınlığı fark edemem ama burada çok önemli bir şey var. Özgürlük. Yani Allah bu insanları şirk koşmaya özgür bırakmış. Yani bu Allah'ın takdiridir diyorlar. Bu konuşmaya, evet, ha onu söyleyemezsin Allah'a. Çünkü Allah kötünün arkasında yoktur.
kötüyü, şirki, inkarı insan kendisi yapar. Şimdi onu anlatıyor Zümer suresinde yani. Mahşere gittiği zaman Rabbim bana hidayet verseydi ben hidayete gelirdim. Efendim bir daha geri dönsem hidayete geleceğim, takva sahibi olacağım diyen adama Allah diyor şöyle cevap verecek. Bela hayır. Kad ca'etke ayati. Ayetlerim sana geldi. Fekezzebte biha. Sen onları inkar ettin. Bak ben sana inkar ettirmedim. Sen inkar ettin. Vestekberte fe sen kibir yaptın. Ve künte minel kafir. Sen kafir oldun. Sen kafirliğini, müşrikliğini efendim Allah'a isnat edemezsin. Allah'a bağlayamazsın. Yani çünkü Allah kafir olmaya zorlamadı. Kendi tercih ettin bunu. Yok canım mümkün değil yani bunlar ayettir. O ayette çok önemli olan nokta bir defa Allah'a iftira ediyorlar bir. İkincisi efendim bir özgürlük meselesi var. Allah-u Teala karışmıyor. Kulu müşrikse müşrik. Kendi istiyorsa tevhidin ancını nasip ediyor ona. Hidayeti veriyor ona. Bunu nerede konuşacaktık? Özgürlükler meselesinde konuşacağız inşallah. Diğer kitabımızın tanıtımında Keyif suresinin 29. ayetini. Orada diyor ki Allah-u Teala وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden hak geldi. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin ve men şa'a فَلْيَكُمْ Dileyen inkar etsin. Bundan daha özgürlük çekiyor. Özgür bırak. Evet. Fakat tabii orada bunu söyleyeceğiz ama burada söylemekte yarar var. Çok ilginç bir şey ama. Bilgi olmadan özgürlük yok. Önce öğreteceksin, sonra özgür bırakacaksın. İnsan. Yani neyi tercih ettiğini bilecek. Bilgi. Onun için diyor Allah-u Teala, ben önce Kur'an'ı gönderiyorum, öğretiyorum, sonra özgür bırakıyorum. İster inan, ister inanma bana. Beni bile, kendimi bile koyuyorum ortaya diyor Allah-u Teala, bu özgürlük uğruna. Özgürlük uğruna kendimi koyuyorum ortaya. İster inanırsın bana, ister inanmasın bana, kafir inkar edersin beni diyor. Ama hakkı öğrenmeden olmaz diyor. Önce hakkı öğretiyorum. İşte biz önce Kur'an-ı Kerim'i öğreteceğiz. Ondan sonra insanları özgür bırakacağız. Çok affedersiniz. Onun için burada bunu ben Habertürk gazetesinde 5 sene yazarlık yaptım. Orada yazdım bunu. Efendim. Çocukları özgür din dersi seçiminde özgür bırakamaz. Onun babası da onun üzerine kumar oynayamaz. Önce çocuklara 18 yaşına kadar dini öğreteceğiz. Ondan sonra özgür bırakacağız. Önce öğretin, sonra özgür. Ama işte nasıl bir din öğretilecek? Nasıl nokta işte burası? Burada. Önemli olan burası. Yani hocalar ne öğretiyorlar acaba? Evet, soram. Evet, hocam burada yine Araf suresi 28. ayette de bununla ilişkili olarak aslında bir hayasızlık yaptıkları zaman diyor, işledikleri zaman derler ki biz babalarımızı bu hal üzere bulduk. Demek ki bize bunu Allah emretmiş. De ki Allah asla hayasızlığı emretmez. Ne yani şimdi siz Allah'ı bilmediğiniz bir konuda iftira mı ediyorsunuz? Evet. Ama aslında bu Arap suresi. Tabii yani insanlar kendi babalarının yoluna giden müşrikler taklit eden. Bu taklit çok önemli bir konu. Taklit edenler Allah-u Teala diyor bize bunu emretmiştir diyor. Kötülüğü. Yani ne işliyorsa günah olarak ne işliyorsa bunu Allah'a mal ediyor. Yani kendisi fark edemiyor onun günah olduğunu ve bunu Allah'ın emri gibi değerlendiriyor. Yani Allah emri. Benziyorsun hocam. Bugün çok yani İslam dünyasında birçok önünü görüyoruz. Tabii. Onun için iyinin kötünün kaynağında kim var diye onlarca asır bunu tartışmış alimler. Evet. Kur'an'da ayetler varken gitmişler uğraşmışlar. O öyle dedi, bu böyle dedi, bu öyle dedi, bu alim böyle dedi. Yahu kardeşim iyi ile kötüyü kim anlatıyor? Allah. Kaynağında kim var? Onu anlatmış, kendisi koymuş. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsi. Sana kötüden ne isabet ederse kendi nefsindendir. İyi de ne isabet ederse bendendir diyor Allah-u Teala. Bu kadar basit. Bunu okuyan bir alim daha neyi tartışacaksın sen ya kardeşim? Kim diyecek bunun zıttını? Yani bunun zıttını hangi adam diyebilir? Hangi filozof? O filozofun dediği kabul olur mu? Yani Allah-u Teala bunu konu edinmiş, söylemiş. İşte burada da aynısının okuduğun yerde de
Aynısını Araf suresinde söylüyor. Hocam yani birilerinin dediklerinden veya yazdıklarından bir türlü Allah'ın dediğine ve Allah'ın gönderdiği kitaba sıra gelmiyor maalesef. Tabii. Böyle bir problemle karşı karşıyayız. İslam alemini çamura çevirdik işte. Çeviren hocalar. Başkası değil ha. Kabahati ben bize buluyorum. Ama ben, hocam insanlar buluyor. Da yani Allah akıl vermiş herkese. Yani düşünebilme kabiliyeti bahşetmiş. Yani ama insanlar da bu kadar çok bak, kabul etmeseler biraz sorgulasalar. Asırlardır biz insanların eline kitap vermedik. Benim babam nerede bulacaktı kitap okuyacaktı? Dedem. Emsile bina maksut avamil işte. Arap gramerini ilim zannettiler. Arap gramerini ilim zannettiler. Okudum ben medresede bunu. Ya bunlar ne çıkıyor? Biz bir Arap çocuğu benim kadar gramer bilmezdi ya. O zamanları. Ya İzhar Şafii'yi biz ezberledik ya. Böyle bir şey olamaz yani. Hocam ezberin de ilim olduğunu mesela insanlar bunu ileri sürebiliyor. Ezberletiyor da niye ezberletiyor? Evet. Ya da o ezberlediği şeyden eğer ki bir sonuç çıkartamıyorsa, analiz edemiyorsa bir yetenek, bir kafa. Nasıl yapacak? Bunu yani neye yarıyor hocam? Ama hoca yapacak bunu, öğretecek ona da. Yani olay şu. Biz insanların eline kitap vermedik hoca. İnsanlar okuyamadı. Sorgulayamadı. Aklını kullanamadı. Hala kullanamıyoruz. Hala sorgulayamıyoruz. Yani bunun profesörü sorgulayamıyor. Ha? Yani bırak şimdi benim anamın babamın sorgulamasını. O mümkün değil. Ama bir profesör bile sorgulayamıyor. Eline gelen kitabı tenkit edemiyor. Adam şunu öğretiyor. Fakültede. Bak ilahiyat. İtikatta mezhebin nedir? İmam Maturidi. İşte şirk. Ya itikatta benim itikadımı Allah koyar ya. Benim itikadımı Hazreti Muhammed bile koyamaz. Nasıl koyuyorsun Maturidi? Bana bunu de bakayım. Ya Amen er Resulü okusan anlarsın onu ya. Amen er Resul de diyor ki Amen er Resulü peygamber inandı vel mu'minu müminler de inandı. Neye? Min Rabbihi vel mu'minun küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rasulihi. İtikadı koymuş işte. Kim koymuş? Allah. Peygamberin itikadında o koymuş. Kim koymuş Hazreti Peygamber'in itikadını? Allah. Allah. E peki sen nasıl İmam Maturidi dersin ya? İmam Maturidi peygamberimizden önce miydi? Nasıl bu lafı konuşursun ya? Bunu ilahiyat fakültesine çocuğa nasıl dersin bunu? Bu öğreti korkmuş bir şey. İslam alemi böyle ya. O diyor benim itikadımı koymuş Selefi'ye. Benim itikadımı koydu Maturidi'ye. Onun itikadını koydu Şia. Onun itikadını koydu Memne. Bu şirk. Tanrımız kaç tane kardeşim? Ya itikad denen şeyi Allah koyuyor. Peygamberin neye inanacağını bile amen arası da Allah koymuş. Bitti daha kardeşim bu kadar. Bunu sorgulamayan bir hoca. Ben bunu sınıfta sorgulattım bak. Benim son senemde emekli olacağım senede 80 kişilik bir sınıfta sorgulamadan bahsettim. Çocuk da dedi ki hocam bu sorgulama nasıl olacak bir anlat bize. Çocuğum bir kalktı sordu. A bunu söyledi. Çocuklar sizin itikatta mezhebiniz ne dedim? Hepsi birazdan Maturidi. Aha şimdi bunu masaya yatıralım, sorgulayalım. Anlayalım bakalım. Ha. Ne diyoruz burada? Anlattım bunları. Çocuklar dediler hocam Allah razı olsun. Hepsi değil ama. Hepsi değil. Efendim? Şimdi bu çocukların bu yanlış inançlarını silmek çok zor. Sorgulatmak çok zor. Yani bazı imamlar beni dinliyorlar, bizi dinliyorlar. Anlıyorlar ama hocam senin tefsirin diyor kapağını kapatıyorum. Sardım yani şeyle de öyle kürsüden onunla vaaz ediyorum diyor. Korkuyorum diyor hocam. Neyse. Düşünebiliyor musun bunu şimdi yani? Ya dolayısıyla kolay bir olay değil. Evet. Bu bizim akımımız yeni. Yeni bir akım ama Türkiye'de yayılıyor. Yani Türkiye'de bu Kur'an menşeli efendim bakın buradan arkadaşlara söyleyeyim. Onu yazdım. Öteki kitabımda yazdım da. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim onlara. Sen de burada öğrenirsin. Şunu da göstereyim tekrar. Kur'an Müslüman. Evet.
Şimdi biz hocalara buradan sesleniyorum. Bizi dinliyorlarsa, dinlerlerse bir şey söyleyeceğim, sana da lazım. Şimdi Şura suresinin 52. ayetinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e ruh der. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Ya Muhammed, sana emrimizden bir can, bir ruh vahyettik. Yani Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Şimdi söylüyorum. Hocalar baksın. Ruh eksik olur mu? Ruh eksik olur mu? Allah katından gelen bir şey eksik olur mu? O zaman Kur'an eksik olur. Ruh eksik olur diyorsan diyebilirsin. Ruha dışarıdan bir şey enjekte edebilir misin? Takviye yapabilir misin? Yapamaz. Peki Kur'an'a nasıl takviye edeceksin? Sünneti, icmayı, kıyası. Ha? Nasıl enjekte edeceksin? Ruh, ruh. Anladın değil mi bu çıkarımı? Evet. Bu muhteşem bir çıkarımdır. Hocam sonra peygamberimizin zaten Kur'an-ı Kerim'i hayatına tatbik etmekten başka, Kur'an'a uymaktan başka bir sünnet ilave yapmadı ki. Düşünülebilir mi hocam? Mümkün mü yani? Allah'ın elçisi olarak zaten bizim için, inananlar için güzel bir örnek olarak peygamberimizin en güzel şekilde Kur'an'ı tatbik etmiş olması yani, lazım. Dolayısıyla velev tekav vele aleyna bağlı zekavi. Bir harf ilave etse kudretimde yakalar şah damarını keserim dedi Hakka Allah ya. Sen. Ayet ya, Hakka suresi 44, 45, 46, 47. Yani böyle bir peygambere tehdit var. Peygambere bir tehdit varken sen Kur'an-ı Kerim'i ne zannediyorsun? Ya bilmiyor ki. Kur'an-ı Kerim bilmeyince ötekilere sarılıyor. Zannediyor ki falan alimin dediğini demekle ben din yaptım. Din oldu. Ya o zaman eğer bir alimin dediği dinse, ha? O zaman onun dediğini öteki alim inkar ediyor. Reddediyor. İmam-ı Azam'ın dediğini İmam-ı Şafii reddedi. O zaman kafir oldular. Birbirini kafir oldular. Hocam, bu nasıl bir din? Rabbimiz bizi hesap günü ahirette Kur'an-ı Kerim'den, bu kitaptan sorumlu tutacağını söylüyor. Yani biz Allah bizi hesaba çekerken falanca alimden filanca alimden delil getirebilir miyiz hocam? Öyle bir, hayır. Öyle bir soru sormaz sana ki. Sen İmam-ı Azam'ın fetvasını verdin vermedin mi? İşte yok yani, Allah bize herhangi bir soru sorsa, biz Kur'an-ı Kerim dışında herhangi bir alimden fetva veya bir... Veremezsin ki. Böyle bir şey geçerli olur mu? Mümkün değil. İşte onun için o ruh meselesi var ya, çok önemli bir olay. Ruha, ruh eksik olamaz. Benim ruhum eksikse benim bedenimi idare edemez. Edemez benim bedenimi idare. O zaman benim aklım olmaz. Yani ruhum benim eksikse bir yerim eksik olacak. Beni yaşatamaz. Dolayısıyla o ruha dışarıdan da bir şey enjekte edemezsin. Kur'an'a nasıl enjekte edeceksin? Dışarıdan bir şey. Bir icma, bir kıyası. Nasıl enjekte edeceksin? Ya onlar kültürdür, kültür. Onlar din değil. Yani bugün o alimlerin dediklerine bir saygı duyuyoruz. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben onları reddetmiyorum asla. Nihayet biz onları okuyarak doktora yaptık, bir efendim, doçentlik yaptık falan, şu oldu bu oldu. Ben onları asla, fakat onları dinin yerine koymaktan karşı. Ya da kutsallaştırmak. Onlar ilim adamıdır. Onlar efendim kültür üretmiştir, bilgi üretmiştir. Efendim onları tenkit edebiliriz. Tabii. Yanlış yapmış olabilir İmam-ı Azam dediği gibi. Benim söylediğim fetvayı araştırın, doğru bulursanız alın, doğru bulmasanız duvara vurun. Aynen bunu İmam-ı Azam söyledi. Buna da söylüyorlar, buna da inanıyorlar. O zaman ben İmam-ı Azam'ı sorgularım. Başkalarını da sorgularım. Bundan daha tabii bir şey var mıdır hocam yani, zaten? Yani. Tabii canım, sorgulamadan nasıl ilerleyeceğiz biz? Ya adam hala 8. asırda söylediği laf devam ediyor, doğru diye devam etmesi mümkün mü yani? Bu adam la yüser olabilir mi? Efendim hatasız olabilir mi? Peygamber bile hatalı olduğunu Allah-u Teala Kur'an'da tescil etmiş. Peygamberi sorguluyor. Ha? O fetva verirken yanlış fetva vermiş. Tahrim suresinin 1. ayetinde lime tuharrimu ma ahallallahu lek diyor peygamberimize. Benim helal kıldığımı nasıl haram yaparsın sen diyor, soruyor peygamberimize ya. Demek ki fetva yanlış verdi peygamberimiz. Sorguluyor. Ama Allah sorguluyor. Biz sorgulayamayız. Allah sorguluyor. Dolayısıyla şimdi sen alimlerin hepsi doğru
fetva verdiği. Nasıl söylersin bunu sen ya? Hocam burada böyle tamamen diyelim ki bir insanın her konuda isabetli doğru karar vermesi mümkün olmadığı gibi tamamen hata yapması da mümkün değildir. Dolayısıyla biz böyle kişi üzerinden değil de konu konu veya meseleler üzerinden olaya yaklaşsak herkesin doğrusu doğrudur, yanlışı yanlıştır. Yani sen Marx'ı bile şey tamamen yani yanlıştır diyemezsin. Hı-hı. Karl Marx var ya, evet, ya muhteşem şeyleri var, ben okudum. Sosyolojide okuduğum için okudum. Ben, muazzam tespitleri var adamın yani. Sen şimdi Freud ahlaksızın teki, ama Freud'un felsefesinde rasyonalizasyon dediğimiz, savunma mekanizmaları dediğimiz olay muhteşem. Efendim şuur altı şuur alanı diye ayırmış, muhteşem. Yani şimdi adamı id, süperego, ego, süperego kavramları. Yani bunlar şimdi sen Freud'un psikolojisini tamamen reddedemezsin ki. Ha adam kendisi ahlaksız. O ayrı bir şey. Yani doğruysa doğru, yanlışı yanlış diyebilmek lazım. Hocam tabii problem ya, herhalde şeyden kaynaklanıyor. Yani canım, biz böyle geçmişi kutsuyoruz, geçmiş alimleri de kutsuyoruz. Yani tartışmasız kılıyoruz, yazdıklarını böyle sanki Kur'an muamelesi yapıyoruz. Kendilerine haşa peygamber muamelesi yapıyoruz. Yani tartışılmaz, sorgulanmaz, getirdikleri söyledikleri her şey mutlaka doğrudur ve kabul edilmelidir. İşte bu taklitçilik şeklinde yaklaşıyoruz. Evet. İnna vecedna abana. Kur'an'da 6-7 ayette bu geçiyor. Hı-hı. Babamızı bu yolda bulduk. Babamızı bu yolda bulduk. Babamızı bu yolda bulduk. Allah da soruyor. Babanız yanlış yoldaysa de mi? Babanızın aklı ermediyse de mi? Sen onu hala taklit edeceksin. Hocam bu iş değişmiyor değil mi? Değişmiyor. Yani tarih boyunca hep karşımıza çıkıyor. Bugün aynı. De aynı şekilde. Bugün de aynı şekilde söyleniyor. Yani dün konferansımda dedim. Bulduk. 4 tane büyük şeyle mücadele çok zor oluyor. Oluyor, geçiyor. Yani zor geçiyor. Peygamberimizin döneminde de zor geçti. Birincisi şirk. İkincisi taklit. Üçüncüsü efendim hurafe. Efendim dördüncüsü de söylemiştim neydi dördüncüsü? Efendim kötü alışkanlık. Kötü alışkanlık. Şirk, taklit, kötü alışkanlık, hurafe. Bunlarla mücadele vermek korkunç bir şey. Korkunç. Bütün peygamberler bunlarla mücadele verdi. Kimi zaman başarılı oldular, kimi zaman başarılı olamadılar. Yani öyle ki Nuh Aleyhisselam dedi ki enni mağlubun fentasır. Kamer suresinde. Ya Rabbi ben mağlup oldum, bana yardım et. Aynısını Lut Aleyhisselam söyledi. Alışkanlık, kötü alışkanlık, homoseksüellik dediğimiz kötü alışkanlıkla mücadele verirken kâle rabbin sûne alel gavmil müfsidin dedi. Ya Rabbi ben bu müfsit topluma karşı bana yardım et. Yani, hı hı. Beceremedi de, yapamadı da, toplumu helak oldu. Sodom ülkesi helak oldu da. Yapamadı yani. Ailesini al çıkar oradan dedi ona. Karın da geri kalacak dedi. Karın kalacak, o teki inananları al çık. Bir avuç insan ancak o kadar itebilir. Bir avuç insan. Yapamamış. Hazreti Yunus hocam kavmini bırakıp gitti ediyor. Ama sonradan o toplum Allah düzeldi yani. Allah. Evet, şirke gidelim. Evet hocam. Evet. Bir soru alalım hocam isterseniz, yine konuyla ilgili isterseniz arkadaşlardan. Evet. Hocam şirkle ve tevhidle ilgili temel noktalara çok iyi bir şekilde değindiniz. Aklıma bizi bekleyen şirk meselesinde problem olarak sevgi geldi ki siz de kitabınızda başlık olarak işliyorsunuz. Örneğin Hristiyanlar Hazreti İsa'yı karşı sevgilerini Allah'ın oğlu sonrasında Tanrı noktasına kadar getirebiliyorlar. Bizim de yine Hazreti Peygamber'e karşı bu noktaya getiren yaklaşımlarımız oluyor. Yine dünyevi sevgi noktasında da biz doğru yönetemediğimizde sevgiyi bizi belki de şirk tehlikesine karşı tehlikesine kadar getirebiliyor. Bu noktada sevgiyi yönetememek biraz şirkin albeni noktası gibi duruyor. Yani inkar biraz daha ön plana çıkan daha temel bir nokta, ama sevgiyi de aşırıya kaçırdığımızda bizi şirke götürebiliyor. Bu noktayla ilgili, sevgiyi yönetmekle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi o dediğinizi biz konuşacaktık. Yani burada şirk kitabında bu gelecek. Yani sevkiye, şirke sevk eden unsurlardan biri sevgidir. Şimdi şöyle söyleyelim. Kontrolsüz sevgi şirke götürür demişsiniz evet, hocam. Evet. Şimdi kızımız onu sordu. Şimdi sevgi alanı sabunlu bir alana benzer. Veya buzlu bir yokuş düşünün. Dik yokuş, buzlu.
ayağını bastığın zaman sevgi alanına sağlam basman lazım. Basamazsan kayar gidersin, o buzluda kafanı kolunu kırarsın. Şirke gidersin yani. O sevgi denen şey kontrolü yoksa seni şirke götürür. Allah söylüyor bunu, biz söylemiyoruz. Mesela 165. ayeti efendim Bakara suresinin ve minen nasi men yettehizu min dunillahi endaden yuhibbunehum kehubbillah vellezine amenu eşeddu hubben lillah diyor. İşte sorduğunuz sorunun bir cevabı bu ayettedir. Diyor ki Allah-u Teala, insanlardan bazıları men yettehizu endaden min dunillahi endaden, Allah'tan başka tanrılar edinirler. Niye? Yuhibbunehum, onları severler kehubbillah, Allah'ı sever gibi. Vellezine amenu, iman edenlerse eşeddu hubben lillah, Allah'ı daha fazla severler. Bak, iman edenler Allah'ı daha fazla severler. Şimdi burada sevgi eğitimi yapıyor Allah. Sevgi eğitimi deriz buna. Batılı eğitim sisteminde duygu eğitimi derler buna. Onlar duygu eğitimi diyoruz. Biz buna sevgi eğitimi diyoruz. Ama duygu eğitimi çok manidar bir olgudur, doğrudur. Şimdi bu duygu eğitiminin, duygu eğitimi dediğin zaman da bölümleri nelerdir? Korku mesela eğitimi. Mesela bu sevgi eğitimi gibi duygu eğitimini terbiye etmemiz lazım. Allah burada terbiye ediyor. Eğitiyor bizi yani. Şu anda eğitim yapıyor Allah bize bu ayetiyle. Şu anda konuşuyor bize Allah. Bunun sözü ya bu. O bize konuşuyor. Ne diyor? Diyor ki Allah-u Teala, bakın diyor ey kullarım, beni her şeyin üstünde seveceksiniz. Bana eşit bir şeyi seversen o zaman şirk olur. Benden başka tanrı edinmiş olursun. Kimi öyle seviyorsan, bana denk kimi seviyorsan, o zaman sen onu tanrı edinmiş olursun. Şimdi peki bunu nereden anlayacağız? Bak, yani bunu, bu sevgiyi neleri fazla sevebiliriz? Neleri Allah'a denk sevebiliriz? Veya Allah'tan fazla sevebiliriz? Onu da Tevbe suresinin 24. ayetinde söylüyor. Yani bunu 165'te söylüyor ama orada dökümünü yapıyor Allah. Diyor ki kul in kana abaukum ve ebnaukum ve ihwanukum ve ezvacukum ve ashiratukum ve emvalun iktaraftumuha ve ticaretun tahşavne kesadaha ve mesakinu terlavnaha ahabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi. Tevbe 24 değil mi hocam? Evet. 24. Şimdi bu Tevbe 24'te Allah-u Teala 8 madde sayıyor. Ayetin ilk bölümünde. Diyor ki babanız, babalarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, çocuklarınız, efendim mallarınız, ticaretiniz, evleriniz, 8 madde sayıyor. Eğer bunlar Allah'tan, peygamberinden ve Allah yoluna cihattan daha sevgili ise azabını bekleyin. Şimdi burada 8 madde yukarıda, obje, 8 obje, efendim, 3 obje de aşağıda koyuyor onların karşısına. Yukarıdakiler aşağıdakilerden daha sevgili olamaz diyorlar. Olursa kaybettiniz. Şimdi bu çok ciddi bir konu. Yani diyelim ki hocam şimdi bana bir örnek ver. Ben onu fazla seveyim Allah'tan. Mesela. Örneğin. Orada saydı da Allah. Pratiğini söyleyeyim ben size. Şimdi Allah-u Teala bize diyor ki infak edin, zekat verin, sadaka verin. Fakirlerin elinden tutun. Tevbe 103'te toplumda fakirlik kirini temizleyin diyor. Baba, fakirlik kirdir bir toplumda. Onu temizleyin diyor. Onu temizleyeceksin, ondan sonra kendin arınmış olacaksın. Baba. Muhteşem bir olay. Şimdi burada bu emirler veriliyor.
bu infak zekat emirleri onlarca ayette veriliyor değil mi? Hı, tamam. Bu emri aldık. Şimdi ben Bayraktar Hoca olarak ben çocuklarıma ne yapıyorum? İstikballerini düşünüyorum. Ne yapıyorum? Onların evlerini, arabalarını, şunlarını, bunlarını alıyorum. İnfak yapmıyorum, efendim fakiri gözetmiyorum. İşte oğlum, çocuklarım Allah'tan daha fazla sevgili oldu. Çünkü o zekat emrini Allah vermişti. O infak emrini Allah vermişti. Sen o emri gözetmedin, çocukların için, çocukların hayatı için yaptın. Onun için ben korkarım. Hep infak etmeye bakarım. Hep infak etmeye bakarım. Evet evet. Hocam bunun Kur'an-ı Kerim'de de bir örneğini görüyoruz aslında değil mi? Yani Allah'tan bir çocuk istiyorlar, Allah'a şükredeceklerini söylüyorlar ama o çocuğa sevgi öyle bir muhabbet arttırıyorlar ki Allah ortak koşacak hale getiriyor. O Adem Aleyhisselam işte. 188, 189'da ve 190'da şirk koşuyor diyor Allah-u Teala. Şimdi Havva annemizle Adem Aleyhisselam لِيْنَا اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ diyorlar, dua diyorlar Allah'a. Bize sağlam ruhen ve bedenen sağlam bir çocuk verirsen sana şükredeceğiz. Alttaki ayette 190'da diyor ki felemma atahuma, onlara verdim bu çocuğu salihan, salih verdim. Ceale lehu şurake, onu bana şirk koştular diyor. Evlatlarını bana şirk koştular diyor. Ayet, ayet. Adem Aleyhisselam. Net. Yani şimdi yani pratiğini anlatıyorum ben. Çocuklara daha fazla sevgi yöneltiyorsun. Onların hayatını düşünüyorsun. Adem Aleyhisselam bir sevgiyi ona, çocuğa yöneltiyorsun. Allah'ın dediği kaldı kenarda. E sen nasıl Allah'ı seviyorsun ya? Ha? İşte bak. İşte o 24. ayet. Tevbe suresinin 24. ayeti. Çok ilginçtir. Çok ama çok ilginçtir yani o ayet. 165'te buluşturacağız onu. Yani Bakara suresiyle o 24. ayeti bir araya getireceğiz. Onlar birbirlerini tefsir ediyorlar, yorumluyorlar birbirlerini. Bir bütün haline geliyorlar. Dolayısıyla kızım senin dediğin olay bizim bu kitapta var o. Emre Bey buldu onu efendim. Dolayısıyla insanı şirke sevk eden sevgidir. Yani şirke sevk eden nedenlerden biri kontrolsüz sevgidir. Ölçüsüz sevgi. Aslında sevgi insanı erdeme götürür. Tabii canım. Sevgi mesela 23. ayette eğitim yapsaydık bu akşam burada. O 23. ayeti Şura suresinin söyleyecektik. Kullâ es'elüküm aleyhi ecran illel meveddete fil gurba. Bak. İllel mevedde. Mevedde sevgi demek. De ya Muhammed onlara. Ben hiçbir şey istemiyorum size. Sadece ve sadece Allah'a yaklaştıran bir sevgi. Yani İslam eğitiminin, Kur'an eğitiminin, peygamber eğitiminin, peygamber ahlakının eğitiminin bir numaralı amaçlarından bir tanesi insanı Allah'a yaklaştıran sevgiyi oluşturmaktır. Muhteşem. Muhteşem o 23. ayet. Yani Şura suresinin 23. ayeti. Hocam Kur'an-ı Kerim'de özür dilerim hani peygamberimizin insanlara karşı nasıl tevazu sahibi olduğu, anlayışlı olduğu, onlara kırmamak, incitmemek için belki rahatsız olduğu şeyleri bir ifade etmediği ile ilgili. Onlarca o aynı bir konu ama. Ha, yok şey anlamda söylüyorum yani hani o sevgiyi yansıdığını görüyoruz hayatı. Nazik, kibar davranma, yumuşak davranma olayı. Tabii o da şu yumuşak davranma aslında sevginin bir bağlantısı, bir uzantısıdır. O yani Allah onları yaklaştırmak için çünkü etrafından dağılıp giderlerdi diyor ya hocam. Yani onlar sana yaklaşırlardı veya senden ayrılırlardı ama Allah'a yaklaştıracak bir sevgiyi oluşturmak toplumda, insanlarda peygamberin görevidir. Hı hı. Ben bunu görmek istiyorum. Benim amacım budur bak. Hı hı. Sizden bir şey istemiyorum ama benim amacım Allah'a yaklaştıran bir sevgi. Dehşet bir olay. Hı hı. Bunu eğitim konusunu yaptığımız İnşallah zaman hocam. İleriki aylarda hocam, onları 10 söyleyebiliriz. Kaldı. O yüzden bir soru daha varsa bunu alalım, toparlayalım. Evet. Tekrar merhaba hocam. Bir de
bu bahsettiğimiz şeylerin yanında kafirlerle müşriklerin çok sık karıştırıldığını görüyoruz. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Yani bir insan hem kafir hem müşrik olabilir mi? Bunun ayırdı nasıl yapılır? Ya da kafir olmak affedilmeye engel olmaz mı? Çünkü affedilmeyecek tek günahın şirk olduğu geçiyor. O zaman mesela bir insan dini toptan inkar ediyorsa affedilme şansı var mıdır? Gibi aklımıza takılıyor. Ne diyorsun? Yani Allah'ın affetmeyeceği tek günah olarak şirk geçiyor ya hocam Kur'an-ı Kerim'de. Şirk ve kafirlik arasında, yani müşriklik ve kafirlik arasında nasıl bir ayrım gözetiliyor Kur'an-ı Kerim'de? Şimdi inkarla kafirle müşrik temel farkı şu. Müşrik Allah'a inanıyor. Örneğin birkaç tane ayettir. Vele inse eltehum. O müşriklere sorarsan sen. Men halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri kim yarattı dersen leyegulünnallah. Elbette ki derler Allah'tır. Demek Allah'a inanıyorlar. Müşrikler Allah'a inanıyor. Kafir Allah'a inanmıyor. Fark bu. Birisi ateist, öyle kabul edelim. Birisi Allah'a inanıyor ama Allah'a eş koştuğu için müşrik oluyor. Farkı bu. Allah-u Teala diyor ki işte bu müşrik affolmayacak. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi. Allah kendisine eş koşmayı Allah asla affetmez. Bitti. Nokta. Bu bitti. Dolayısıyla kafir ise tamamen inkar ediyor. Kafirin müşrikle bir farkı daha söyleyeyim size. Kafir çok rahatlıkla hidayete gelebilir. Müşrikten daha rahat hidayete gelebilir. Müşrik daha zordur. Hele hele Hristiyan ve Yahudi olan insanların İslam'a geçmesi daha da zordur. Çünkü onlar kendi dinleri var, kendi inançları var, kendi inançlarını müdafaa ediyorlar. Kafirin müdafaa edeceği bir inancı, bir dini olmadığı için çok rahatlıkla sizi kabul eder. Sıfırdadır çünkü o. O, onun zihni sıfırda. Yok. Oraya yazı yazmak kolay. Öbürünün zihninde bir sürü yazı var. Sen oraya doğru düz yazı yazamazsın. Sileceksin onu ki, o kağıdı sileceksin ki boş hale getireceksin de yazasın. Orası çok zor. Yani kendisini doğru yol üzerinde zannediyor. Tabii canım. Müdafaa ediyor dinini. Müdafaa ediyor ve o zaten yanlış olduğunun farkında olmadığı için de onu değiştirmek daha zor. Tabii, tabii. Ama aynı zamanda müşrikler kafirdir. Çok ilginç. Yani hocam o zaman... Onun delilini vereyim size. Mesela Maide suresinde Hristiyanları anlatırken kaçıncı ayet olacak? Efendim tahmin ediyorum 72 mi hocam? Yok olamaz. Yok 70. veya 71. ayet olacak. Şeye baksana meale. Hemen bakalım. Hocam. Meale bak. Maide. Orada der ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ İşte bu. İsrailoğulları yani Hristiyanlar derler ki Allah üçtür, üçün biridir. 73 hocam. 70 mi? 73. 73 bak doğru işte 70'de tahmin ettim. Yani oralarda olacak 70'in. Şimdi orada bakın Allah'ın üçtür, üçün biridir dediği aslında müşrik. Onu başka yerlerde müşrik olarak vasıflandırıyor. Ama aynı zamanda diyor ki Allah üçtür, üçün biridir diyenler kafir oldu diyor. Kefer ellezine diyor. Demek ki aynı zamanda müşrikler kafirdir. Kafirler müşrik değildir. Hocam yani her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. Diyelim öyle tamamlamış. Aynen. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Değerli arkadaşlar size de teşekkürler. Çok güzel sorularınız ve katkılarınızdan dolayı. Değerli izleyenler bu geceki programımızın da sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programla görüşmek üzere diyoruz.